1955 Gemlik doğumluyum. Annem Gemlikli, babam Celaliye. Babam burada iş olmadığından dolayı Gemlik'e gidiyor. O zaman Gemlik'te beygir arabalarına kum çekiyorlarmış inşaatlara. O zaman tanışıyorlar ve evleniyorlar. Sonra buraya gelmişler, biz 5 yaşındaydık. Ve biz çocukken işte hayvancılık çok yaptım ben. Yani çobanlık yaptım Türkçesi. Hem Mayıs'a kadar okula gidiyorduk. Mayıs'tan sonra okullar kapandığı zaman da çobanlık yapıyorduk. Ondan sonra asa zamanı da armanlarda, bayla makinelerde telba keserdim yani. Dört kardeşiz. En büyük abim Kıbrıs Gazi Kenan, rahmetli oldu. Onun arkasından ben geliyorum. Bir kardeşim daha var, Engin, o da rahmetli oldu. Bir de kız kardeşim vardı, genç yaşta, onu da göğüs kanserinden kaybettik. Ailede büyük tek olarak ben kaldım yani, ben devam ediyorum. Bizim Celaliye'mizde, yani bizim çocukluğumuzda, şehir mesela okulumuzu kapandığı zaman okulumuz, biz boş durma yoktu bizde. Hepimiz çıraktık. Ben o zaman işte babam beni Erol abimin yanına verdi benim. Derse şu anda devam eden Erol abimin yanına verdi. 68'e girdim onun yanına. Şimdi dedim ki ben 89'a kadar esnaftım ben yani. Ekmeğimi esnaflıktan kazanıyordum, terzilikten kazanıyordum. Çoluk çocuğumu onunla yetiştirdim. İşte dediğim gibi iki tane okuttum onları. Ondan sonra vatan geldi abilerimiz. Dediler muhtar olacaksın. Ya ben de muhtarlıkta ne işim var bilmiyorum abi dedim. Yok olacaksın dediler. Bir de o zamanlar da yani muhtarlık tamam seçildik. Allah razı olsun seçtiler beni. Harun amca vardı rahmetli. 20 sene muhtarlık yapmış. Ya dedim ben bunu yıkamam kolay kolay yani. 20 sene muhtarlık yapmış yani. Yok dediler sen devam et. Neyse kazandık. 1989 yılında muhtarlık görevine başladım. Ve 7 dönem oldu. En uzun dönem muhtarlık yapan muhtar benim şu anda. Herkese kapım açıktır benim. Hiçbir ayrım yapmadan. Güzel günlerine gittim. Kötü günlerine yanlarında oldum. Hiçbir zaman boş bırakmadım onları. Esnaflık, bize çok esnaf vardı. Öyle bir Batin amcamız vardı. Aylun Elvacı'nın babası. Ben iyi bilirim onu. Sabah kalkardı 6'da dükkan açmadan önce ilkbaşta bütün şeyin dükkanın önünü temizlerdi adam dükkanın önünü. Tertemiz yapardı dükkan. Ondan sonra dükkanına girerdi. Ve senelerden biri böyle. Esnaflık birbirine bağlantılı diye. Sıkıştığın zaman gider abi şu kadar bana verir misin derdi. Ve bu şekilde devam ettik. Şimdi esnaf yok zaten. Şimdi bizim burası çiftçilikle uğraşıyordu. Ve bayağı da güzel ekinlerimiz çıkıyordu. İşte ne yetişiyordu? Soğanımız vardı. Domatesimiz vardı. Topatan kavun dediğimiz kavunumuz vardı. Bamyamız çıkıyordu. Avucumuz vardı. Ve bunları biz buradan çıkardığın zaman, bilhassa özellikle yeşil soğan çıkardığın zaman halden kabzumallar gelirdi buraya. Kabzumallar gelirdi. Kabzumallarla alıp pazarlarlardı buradan yani. Buranın geçimi budu. Ve güzel de geçim oluyordu yani. Burada çok bağ vardı. Çok bağ vardı. Bunları bizim eski işte dedelerimiz, babalarımız bunları anlatıyordu. Bu bağ üzümlerini burada şıra yapıp, işte şarap yapıp, aşağıda Celaliye'nin tesisleri var ya, oradan gemilerden gelip orayı yüklüyorlarmış yani şeylerin fıçılarının içine yükleyip yolluyorlarmış. O şekilde yani buranın şeyini sağlıyorlarmış. Celaliye'mizin çok güzel evleri vardı. Ve evlerin önünde de asma ağaçları vardı. Çok iyi hatırlıyorum ben onları. Belirli bir seneden sonra da bunlar yıkıldı işte. Yeni binalar yapıldı hep. Buraya da şeyden Yunanistan'dan çok ziyarete gelenler vardı hep. Tarihi binamız, okulumuz vardı. Bazı eski evler vardı. Bu geçen güne kadar bu evler duruyordu. Geçen senelere kadar duruyordu. Onları ziyaret ediyorlardı hep. Bizim eski evlerimizde sobanın başına toplanmamız vardı. Lambaların ışığında ders çalışmamız vardı. Bunları yaşadık yani bir zamanda. Şu anda Celaliye'mizde Taş Mektep'le beraber 18 tane tarihi eser binalarımız var. Şu anda Celaliye'mizde tek ayakta kalan binamız Taş Mektebimiz. Ve değerleri atıl vaziyette duruyor. Taş Mektebimiz Rumlardan biri okul. Ve bizim büyüklerimiz de bu okulda okudular. Bizler de okulumuza devam ettik. Oradan okuduk, oradan bitirdik okulumuzu. Ve bizden sonraki gençler de aynı şekilde okudu. Taş Mektebimiz bizim. Anlatılana göre işte biz bağcılıktan dedik ya, buradan mesela şarap yolluyorduk, şey Marsilya'ya falan yolluyorlarmış falan işte o taraflara. İşte Marsilya'dan da oranın, o anlatılan o, yukarıdaki mesela tuğlaları,
kiremitleri oradan gelmiş hep yani. Onun için bizim taş mektebimizin değeri biçilmez. Celaliye'miz şu anda tarihi havuzlarımız var. Bir şey meydanda olan çeşmemiz, muhtarlığımın karşısındaki olan çeşmemiz, bir de şeyde kahvelerin biraz ilerisinde olan bir çeşmemiz daha var. Tarihi çeşme bunlar hep. Sabah gidiyordu, Kanarya dediğimiz araba. Akşam geliyordu. Akşam gelirken de işte oradan İstanbul'dan gelenler, bizde orada iş yerimiz orada. Hemen Kanarya geldi, çıkıyorduk. Çoluk toplanıyorduk. Kanarya gelmiş. İstanbul'dan kim gelmiş? Ellerinde simitler bile olanlar geliyordu işte. Çoluk çocuğun simit getiriyordu. Simidi gördüğüm zaman mutlu oluyorduk ya. Celaliye'mize lakabı olan çok isim insanlar var. İsmail amca vardı. İsmail amca Celaliye'li fakat Laz İsmail derlerdi ona. Mesela bir şey, Celaliye'mize Hüseyin abi vardı. Hüseyin Kocaman. Ona da Şoşoto Hüseyin derlerdi. Onun gibi daha ne isimler vardı. O zamanlar işte üzümümüz bol ya, işte pekmez yaparken nasıl olmuşsa, ya nasıl yaktılarsa, hava böyle rüzgarlımış o galiba, alev alıyor, yanıyor. Ve bayağı da bir yanmış yani oradaki binalar. Ve ondan sonra Yangıncı Ahmet, Yangıncı Ahmet diye isim kalıyor ve adam buradan korkudan kaçıp gidiyor Kadıköy'e, Silivri Kadıköy'e gidiyor. Kadınlarımızın gideceği yer yoktu fakat orada şu anda Çamlık dediğim çay bahçesimiz var. Daha öncesi atıl vaziyetteydi orası. Başkanım sağ olsun faaliyete geçirdi. Çoluk çocuğun arkadaşı çayını içiyor, kahvesi içiyor, yemeğini yiyor, geliyor. O şekilde yani. Yakın zamanda o Malatya depremi, Maraş depreminde halkımızdan sağ olsun çok yardımcı oldular, çok yardım yaptılar. O sanat merkezine topladık hepsini. Oradan da belediyemiz bunları aktardı. Ve oradan deprem bölgesinden bölgemize 15-20 hane geldi. Biz gittik tespit ettik ve bunları her türlü yardımlar yaptık. Parasal yönden, maddi yönden her türlü yardımlarımızı yaptık. Ve bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürdük hep. Başkanımız şeye gidecek, Çanakkale'ye dedi. Ali Erinci Ala yürüyüşüne dedi. Var mısınız? Varız dedik. Ve bütün muhtarlar toplandık. Bir gün önceden gidiyoruz oraya. O John Bayırı'na çıktık. Sağ olsun başkanım her sene, her Nisan ayında gidiyorduk. Yani bu şekilde yapıyorduk orada yani. Bunları vazifemizi yerine getiriyorduk. Orasının duygusu bambaşka. Ya ben çok ağladım orada yani. O siperleri dolaştık. Vallahi 7'sine 70'ine bütün herkesi şeye, Çanakkale'ye davet ediyorum. Herkes davet gitsin, dolaşsın, ataların yerlerini görsünler. Nasıl bu cumhuriyet nasıl kurulmuş, nasıl bu Türkiye'yi kurtarılmış görsünler. 1980 yılında Müşerref Hanım'la tanıştık. 4 sene nişanlı kaldım. O zaman şey köy düğünü yaptık. Köy düğünü davullar çaldırdık. 3. gece düğün yaptık. Ve ondan bu zamana kadar ve her zamanı destek oldu. Allah razı olsun ondan. Ve beni hiç eksik bırakmadı, yalnız bırakmadı. Benim başımın tacı o ya. Olmasa ben olmam yani. Mesela ben terziyim, çalışıyorum, işlerimiz yoğun. Bir de muhtarlık yapıyorum. Her zaman destek oldu bana. Vallahi Celal yaşamak çok güzel. Celal her şeyinle, suyundan, havasından, insanlarından ve mesela göç almış insanlarımızla, onlarla şu an hiç şey yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir şeyimiz yok yani. Herkes iç içe burada. Ve yani kız almışık, kız vermişik. Bu şekilde böyle kaynaşık şekilde devam ediyor hayatımız burada. Vallahi Celaliye şimdi Büyükçekmece mutlu kent mi diyor Büyükçekmece? Celaliye'miz mutlu mahalle. Bunu diyeyim yani.